Merhaba arkadaşlar, Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için bir fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına niyetlendim. Sizler de bu ara gönlünüzden neyle alakalı duymaya neye ihtiyacınız varsa böyle gönlünüzden bir niyetlenin. Bakalım fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş, hep birlikte dinleyelim. YouTube kanalı üzerinden o kadar güzel yorumlar geliyor ki arkadaşlar. Hepsini okuyorum, buna inanın. Çok mutlu oluyorum. Her gün üşenmeden, yorulmadan böyle bana yorum yapan arkadaşlarım var. Buradan herkese selamlar. Nereden ulaşım sağlayacağız diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından buna ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi bakalım fincanımı açıyorum. Ve neler bizi bekliyormuş hep beraber dinleyelim. Oo dedim çünkü hiç de iyi şeyler söyleyemeyeceğim bugün. Evet, şöyle göstereceğim size. Çok temiz bir yerde iki kişinin karşılıklı konuşmasını gördünüz mü? İki tarafın da çok ciddi yükü var. Gerçekten aşılması gereken büyük problemler var. Evet, belki karşılıklı gayet güzel temiz bir alanda çıkılmış ama iki tarafın da yükü büyük. Onu söyleyebilirim. Neden o dedim? Çünkü yani allak bullak bir fal. U harfi görüyorum. Bir U harfinin insan canınızı sıkmış. Kaldı ki sadece U'la alakalı bir can sıkıntısı da değil bu yaşadığınız. Yani şöyle göstereyim fincanı tamamen. Ciddi anlamda uzun zamandır baktığım en sıkıntılı fal şu an. Yüreğimizin daraldığını görüyorum. A harfi çıkmış, bir U harfi çıkmış. Böylesi insanlarla U harfi çok baskın ikinci yerde de var. Hani çok ciddi bir can sıkıntısı içerisindeyiz arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Tepetaklak olduğunuzu görüyorum. Tuttuğunuz dal kurumuş. Bu nasıl bir faldır? Şöyle döndürmeye devam ediyorum. Toparlayacağım arkadaşlar. Ben önce bir çözmeye çalışıyorum şu an çünkü karar verme konusunda mecbur kaldığımız bir noktaya gelmişiz ama altı hani sakal üstü bıyık misaline dönmüşüz. Bir üç kişi bir yerde toplanmanız var. Bu kararla alakalı ciddi bir destek alıyorsunuz ve sonrasında hatta üçüncü kişinin de bir ayak bağı var. Dört kişi diyebiliriz buna. Yani artık olay gerçekten bakın U harfi çok net. Burada gördüğüm üçüncü bir U harfi var. Böylesi bir insandan bir can sıkıntısı, ciddi anlamda bir yaralanma, hani olur işlerimiz olmamış bir kere, bunu söyleyebilirim. Şurada bir biriyle dertleşme halinizi görüyorum. Yani şöyle söyleyeceğim, yüreğimiz ciddi anlamda sıkıntılı. Bakın, çıkış noktamız var, evet, bir yolumuz aydınlıkta, evet, fakat ben bu yola gelmeden önce sizi neler bu hale sokmuş onu çözmeye çalışıyorum şu an. Ve U harfinin çok baskın. Trabzon'un T'si ve Urfa'nın U'su o kadar baskın ki. Yani ciddi anlamda elimizde kalan, bir kere şunu çok net söyleyebilirim. İnsanlarla yani diyalog halindeyken artık kan kusup kızılcık şerbeti içiyorum lafı az kalır. Ciddi anlamda bir sıkıntılı süreçteyiz. Tuttuğumuz dal kurumuş, gitmek istediğiniz yerlere gitmek için bir engel çıkmış, almak istediğimiz şeyi alırken bir engel çıkmış. Yani bu ara aklımız ve kalbimiz iki ayrı noktada, bunu söyleyebilirim size. Yani şurada bir çift görüyorum, bu çift sevgilidir, bu çift eştir, bu çift anne babadır, bilmiyorum arkadaşlar. Herkes kendi hayatına göre değerlendirsin, bugünkü falım hiç aydınlıkta değil. Yani bana ay ne kadar güzel şeyler söylüyorsunuz. İşte aman da ne kadar aman yine güzel şeyler. Hep böyle Pollyanna. Yani fal ne söylüyorsa ben onu yorumluyorum. Ve bugün size diyorum ki içimiz ciddi anlamda bunalmış durumda. Bu aileyle alakalı olarak ikinci aşamada olan bir problemi ikinci aşamada toparlandığını görüyorum ama hani atıyorum sevgililer gerçekten çok zorluklar aşarak ancak toparlayabilirsiniz. Evli arkadaşlarım, yani hem anne tarafından şöyle, hem eşinizin ailesi hem kendinizin ailesi ciddi anlamda problemlerle boğuştuğunuzu görüyorum. Ki özellikle erkek figürünün arkasında çok ciddi bir maddi problem çıkmış. Yani kadın figürünün arkasındaki maddi problemi erkeğin arkasındaki maddi problem döver.
Yani bariz erkeğin ciddi bir uğraşı çıkmış. Fakat iki aşamalıdan sonra aydınlığa kavuşmanızı görüyorum. Yani evli çiftler evet ciddi anlamda bir problem yaşar ama toparlarlar. Evlilik dağılmak üzere diyelim ki ikinci aşamada toparlanır ya da evlisinizdir. Hayatınıza farklı birilerini almak istiyorsunuzdur, boşanmak istiyorsunuzdur ve boşanma gerçekleşmemiştir. Şu sıkıntıların hepsi bununla alakalıdır. Ama sonuç burada, yani bu düğüm burada çözülüyor. Bunu söyleyebilirim ki sonrasında yaşadığınız laf kalabalığı artık devede kulak kalan bir kalabalık ve önünüzün aydınlık olduğunu görebiliyorum. Yani şu anki yaşamış olduğunuz şey her neyse ciddi anlamda sonuna gelmişsiniz ama bakın hatta burada melek kanadı da açmış uçmaya çalışan bir insan görüyorum. Bazen diyorsunuz ki bu kalabalık ne kadar fazla. Bazen karanlık bir odaya beni kapasınlar. Lütfen sadece kendim kalayım ve karar vereyim. Böylesi bir çıkmazda olduğunuzu görüyorum. İki insanın artık yolunda ilerlediği çok temizli çıkmış. Ama çok bedeller ödemişsiniz ve ödeyeceksiniz. Bir süre şu kadar bir süre bakın. Yani falı şöyle toparlıyorum. Şurada başlamışsınız. Bakın biriyle konuşmanız çok net var. İşlerinizin ters gitmesi var. Yani iflas edilmiştir. Ev kaybedilmiştir. Büyük kayıplarınız var. Öyle söyleyeyim. Yani tamamen ters dönmek ve bu aslında yani müdahale yapılmış olabilir. Nazardan kaynaklı olabilir. Evinizi sirkeli suyla mutlaka silin. Güvenmediğiniz insanları, şüphelendiğiniz insanları ya da hanenizle ilgili olumsuz düşünen insanları evinize bir destur ya bir dakika bir dakika bir dakika sen giremezsin diye bilin. Çok net söylüyorum bunu. Böylesi bir müdahale var. Hani ben tabii ki de sadece faldan anlayan bir insanım ama bu gibi durumlarda yüreğime inen sıkıntıyla gördüklerimi çok net bugüne kadar hiç şaşmadı. Yapılmış bir şeylerin sonrasında çözülme durumuna girmiş misiniz? Evet. Ama yani U harfi çok baskın. Trabzon'un T'si ve Urfa'nın U'su. Bu insandan zarar görmüşlük. Şöyle söyleyeyim. Şurada bir şey görüyorum mesela. Bu gördüğüm şey bir iş yerine başvurmuşsunuz. Yani bu U harfli insanın baskısıyla gidip o insana artık farklı şeyler söylemiştir. Alacakken, tam anlaşmışken işe girebilirsin tamam derken bir bozulmuşluk var. Evinizi satmak istiyorsunuz. Bir müşteri buldunuz. Zar zor buldunuz. Zaten şu süreçte sıkıntılı bir süreçteyiz. Hep birlikte Türkiye, dünya çapında da. Evinizi satacak bir insan buldunuz. Aylardır da ilanda duruyor. Evinizi satacaksanız tam anlaşacaksınız. Artık para alma kıvamında gelmişken işiniz durmuş. Hani bu ve benzeri o kadar çok olumsuzluklar üst üste yaşamışsınız ki bunu çok net gördüm. Aydınlıklarınız var mı? Evet. Ama bu sizin güçlü karakter olmanızdan kaynaklanmış. Bir başkası sizin şu an bu yaşadığınız şeyi yaşasa hani hakikaten çok da kolay toparlayamazmış. Güçlü bir karakter olup direndiğinizi çok net görüyorum. Dış şekiller şekillenmiş ama içi tam bir nazar yuvası, tam bir Medyumun neyse, Muğla'nın ya da Edirne'nin neyse şeklinde bir harf görüyorum. Çok güzel bir aydınlıkta küçücük bir ata binmiş. Bakın yani umutsuz olmayın. İyi şeyler söyleyemiyorum ama sonrası aydınlık olduğunu gördüğüm için size söyleyebileceğim tek şey yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğiniz kolay şeyler değil. Ortaklık bozulmuş, ortaklık tarafından ya da aile tarafından ciddi darbeler alınmış. Dost bildikleriniz ciddi sırtınızdan vurmuş. Ne bileyim maddi manevi büyük kayıplar. Ama buna bir müdahale var. Şöyle söyleyeyim. Kadın ve erkeğin bir tarafındaki bir kişi demiş ki ya benim oğlumdan uzaklaşsın bu kadın ya da kızımdan uzaklaşsın bu kadın. Hani tesirli bir dua etmiştir. O tesirli dua sizin hanenizi etkilemiştir. Bu kadın bu ettiği tesirli duaya o kadar pişman olmuş ki. Çünkü kendi oğlunun rahatlaması adına yapmış olduğu dua bildiğin oğlunu baltalamış. Ya da aynı şekilde kızı için tesirli ettiği dua kızının hayatını baltalamış olduğunu görüp pişman olduğunu görüyorum. Bunu yapan bir kadın fakat yani çıkış noktanız var mı? Evet var. Çünkü iki kişi karı koca, eş, sevgili neyse işiniz mi, işle alakalı ortağınız işte eviniz mi, kocanız, eşiniz, karınız, nişanlınız, sözlünüz ya da sevgiliniz.
Bekar arkadaşlarım, bu arada haneniz için yapılmış olan bir işlem ya da bir etkiyle alakalı bu süreci yaşadığınızı söyleyebilirim. Evli arkadaşlarım için de çok net yapılan bir tesirli dua hali çıkmış. Benim bu falla ilgili söyleyebileceklerim, tabakta neler devam edecek onu merak ediyorum. Evet, çok şükür gerçekten çıkış noktanızın olduğunu gördüm demiştim ki. Bakın hemen göstereceğim. Beni mutlu eden tabağınızda gördüğüm şeyle fincanınızın gerçekten aynı eşdeğerde. Yani tabağınızda çok kötü şeyler görüyorum, aman Allah'ım çok kötü şeyler olacak deyip de böyle fincanınız, hani hiç tezat kalmadı bugüne kadar. O konuda çok içim rahatlıyor benim de. Şimdi benim son ne demek istediğimi, çıkış noktamızla alakalı neler gördüm şimdi size söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Şu sizin hanenize girecek olan yük. Bu sizin toparlayacağınız maddiyatınız. İki kişi bir anlaşma yaparak bu maddiyata sahip olacaksınız. Burada namaz kılan pozisyona geçmiş artık bir insan figürü görüyorum ki baş tacı etmiş bir kadın figürü var. Burada haneyi toparlamışlık var. Şimdi şu hareketimi çok beğeniyorsunuz. Bu insanlar neler yaşadı ve nerelere geldi, haş harfi çıkmış. Böyle bir dedikodu. Bakın bu dedikodu iyi niyetle değil. Neler yaşadılar? Aa, evi de gitmiş, arabası da gitmiş, işte şuraya gitmişler, bunlar ayrılmak üzereydiler falan da, fişman da. Böyle kötü niyetli insanların yorumları var. Ama hanenizin üzeri tertemiz. Yani siz faturayı, bütün sınavı atlatmış durumda olacaksınız. Bunu net söyleyebilirim. Şimdi izninizle şu dedikoduyu ben sildim. Şu güzel hane buracıkta duruversin. Şimdi bu malınızla ilgili gözü kalan insan figürünü gördünüz mü? İşte şu iki insan, ki biri dolduruyor, biri yapıyor. Bu sizin hanenizde kötülük isteyen bir insan. Hatta arkada kalmış bir erkek figürü, dur diyor ya kadın, bir sus, bir müdahale etme, bir dakika ya diyor. Yani resmen adamın da hani böyle iyi niyetli oluşunu görüyorum. Ama şu kadın var ya, bakın şimdi şu kadın bayağı siz uzaktan bakacak. Neden müdahalesi kalmamış? Siz artık bir hane olmuşsunuz. Şurada 3 tane kişi de sizin iyiliğiniz adına duacı kalan kişiler. Yani erkeğin ailesi kötü düşündüyse kadının ailesi arkanızdadır. Kadının ailesi kötü düşündüyse erkeğin ailesi arkanızdadır. Bu haneyle alakalı ciddi bir sıkıntı çıkmış. İş anlaşmanız çok net. Ciddi bir yük geliyor. Bu bir para, bu bir iş anlaşması, bu bir mal, bu bir mülk, neyse. Yani şurada gördüğüm o sıkıntılı sürecinizi çok şükür atlattığınızı görüyorum. Dedikoduları ben sildim. Yolunuz açık olur inşallah. Evet, sıkıntılı bir falda ama açılacağı yönünde ilerleyen, sonucu öğren bir fal oldu. Umarım güzel söylediğim kısımları bir an evvel gerçekleşsin ve sizlerin olsun. Falımda gördüklerim bu kadar. Arkadaşlar, ben her gün yeni bir video yüklüyorum kanalıma. Ki her gün takip edip böyle yorumlar yapan arkadaşlarım var. Burada özellikle herkesi tek tek, yani isim isim sayarım. Ama o kadar kalabalık olduk ki artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum gerçekten. Nereden ulaşım sağlayabiliriz Buket Hanım diye soruyor arkadaşlar. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından bana özel ulaşım sağlayabilirsiniz. Yani ben şurayı, dedikoduları sildim. İnşallah da yolumuz açık olsun. Tek temennim bu. Özellikle şu süreçte sağlıklı kalmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki falımda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.